Hepinize merhaba sevgili dostlarım. Hepinize bir videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem oyun bilgisayarı hem de evde mining yapabileceğiniz yani kripto para kazanabileceğiniz orta halli bir bilgisayar toplayacağız. Daha doğrusu bilgisayar toplayacağız derken sistem bileşenlerini bir araya getireceğiz. Yani hem mining hem de oyun oynayabileceğiniz hangi sistem parçaları toplanabilir? Sizlere bunlardan bahsedeceğim. Burada yani size bu parçaları burada göstereceğim. Toplayacak olduğumuz sistem öyle çok ağım şığım, pahalı bir sistem değil. O yüzden hem orta halli oyunları rahatlıkla kaldırabilecek bir sistem hem de aylık şöyle bir haçlık çıkarabileceğiniz bilgisayar üzerinden nasıl mining yapabilirsiniz şöyle günlük haçlığınızı çıkarabileceğiniz mining yapabileceğiniz bir sistem toplamaya karar verdim yani böyle bir bilgi sizlere sunmak istedim şimdi bana hani instagram DM'den çok fazla sorular soruluyor abi hem ben oyun oynamak istiyorum hani öyle çok ağım şahım oyunlar değil şöyle bir Valorant CSG oynayabileceğim ve aynı zamanda da şöyle gündelik ve haftalık ve aylık şöyle bir ne bileyim 2 300 lira 1000 lira gibi mining yapabileceğim bir sistem öneri misin diye sorulan sorulara bu videoyu çekme gereği duydum şimdi hemen videomuza geçelim önce sizlere sistemi toplayacağız yani hangi sistem parçalarını bir araya getireceğiz bunlardan bahsedeceğim en sonunda da kullanmış olduğum sistemlere dayalı hangi kripto parayı kazabilirsiniz sizlere bundan bahsedeceğim şimdi ilk olarak işlemciden başlayalım biz burada işlemcide AMD Ryzen 3 2200G tercih edeceğiz hemen şurada Evet buraya geldi. Bakın AMD Ryzen 3 2200G. Ne kadarmış bunun fiyatı? 1177 lira. Biz neden şimdi burada hem oyun bilgisayarı hem mining yapabileceğiniz bir sistem Şimdi bu iki işlemi de daha rahat yapmak istiyorsanız sadece ekran kartını kullanarak biraz zor hani yaparsınız ama biraz nasıl diyeyim size yani işiniz zora girer ama hem apu sistemi toplayıp apu sistemine ekstradan ekran kartı takarsanız daha kolay mining yapabilirsiniz. Çünkü ben kendi tecrübelerimi söylüyorum. Ben bu sistemi kullanıyorum. Yani tam birebir bu sistemi kullanmıyorum ama yani buna yakın yani bundan bir tık daha fazla hani 3 seviyede bir sistem kullanıyorum. Yani rahatlıkla bütün oyunlarımı oynayabiliyorum. Zaten benim oynadığım oyunlar belli. Ya Dead by Daylight oynarım ya Fortnite oynarım. Valorant zaten oynamıyorum. CSGO oynarım. PUBG zaten oynamıyorum. Benim oynadığım oyunlar şu 3-4 tane oyun. Hani bunun içine yani çıkabileceğim güzel oyunlar yok hani kendimce. Ve bunun üzerine ben evde mining yapıyorum. Bu topladığım sistemle aşağı yukarı nasıl diyeyim size. Aylık elektrik faturasını çıkardığınız zaman aylık bana ne kadar kalıyor sadece miningden aşağı yukarı bir 800 800 bakın aylık bir 800 lira 900 lira bir getiri sağlıyor bu sistem Tabii benim kullandığım sistem biraz daha nasıl diyeyim size bir tık daha pahalı o yüzden ben bütçe dostu yapmak için bu tarz sistem toplama gereği duydum hani biraz daha ucuz olsun hem mining'inizi yapın hem de oyununuzu oynayın şimdi biz burada dediğim gibi bakın amd ryzen 3 2200 g 3.7'ci gelecek bir işlemci kullanacağız bunun fiyatı ne kadarmış 277 lira tabi ben bu sistemi bilgisayardan topladım yani bilgisayardan aldım gayet hoşuma gitti o yüzden bu sistemi de bilgisayardan size gösteriyorum. Hem burada fiyatları karşılaştıracağız. Hem de işte sohbet muhabbet nasıl bir sistem toplanır ortaya bunu göstereceğim size. Ne demiştik biz şimdi burada öncelikle bir önce hesap makinesini şuraya bir alalım. Hesap makinesi gel. Ne dedik biz şimdi biz işlemciye 1177 lira mı? Evet 1177 lira. 1177 lira işlemci arttı. Bu burada dursun. Şimdi işlemcimizi aldık. Sırada SSD var. Biz burada 240 GB'lik bir SSD kullanacağız. Hemen şuraya 240 GB'lık SSD. Biz burada Kioxia 240 GB'lık 3.0 SSD kullanacağız. 555 MB'lik bir okuma hızına sahip. Tabii ki bir de şöyle bir şey var. Hani benim bütçem yeterli diyorsan bu ekipmanların bir tık daha üstünü kullanabilirsin. Mesela atıyorum burada 240 GBlık değil de 500 GB'lik da kullanabilirsin. Ben burada hem bütçe dostu hem de kardeşlerimize pahalı olmayan bütçe dostu bir bilgisayar toplamak istedim Aynı anda da mining yapabileceksiniz bu bilgisayarda. Şimdi işin sonunda size nasıl mining yapacağını göstereceğim. Yani bu sistemle hangi kripto paraya aylık ne kadar kazanacak? alacaksınız onu da göstereceğim. Şimdi burada da 240 GB'lik SSD tercih ediyoruz. Bunun fiyatı ne kadarmış? 349 lira. Hemen şuraya 349 lira. eşittir 1526 lira. Şimdi SSD'mizi de aldık. Ne yapacağız şimdi burada? Ben burada bir adet RAM kullanacağım. Ama siz dilerseniz benim bütçem var diyorsanız da 2 adet RAM kullanabilirsiniz diyorum. Hemen burada GSK'nin 8 GB'lık Remini kullanacağız. C8 8 bir çarpı bir Biz bir tane de kullanacağız. Tabii benim dediğim gibi bakın. Bütçem var diyorsanız siz burada 16 GB'lık da kullanabilirsiniz. Tabii ne kadar sistem e, birleşenliğini yüksek tutarsanız o kadar daha iyi oyun oynayabilirsiniz. Ekstradan da mining yapabilirsiniz. C8 8 GB'lık Ripchart DDR4. Ne kadarmış bu fiyatı? 460 lira. Hemen şuraya bir 460 lira ekleyelim. Artı 1986 lira yaptı. Siz bunu dediğim gibi 16 GB'da dilerseniz kullanabilirsiniz. Şimdi RAM'imizi de aldık. Ne var sırada? Anakartımız var. Anakartımızı MSI'nin A320M Pro'yu kullanacağız. MSI A320M Pro. Evet anakartımız da bu. MSI A320M Pro. Ne kadarmış bunun fiyatı? 572 lira. DDR4 3200. Hemen şuraya 572 lira daha ekleyelim. Artı 572. Eşittir. 2558 lira yaptı. Şimdi ana da aldık. Ne var sırada? Biz burada bakın şimdi. Ben burada 1050 Ti ekran kartını tercih ettim. Şimdi 1050 Ti ekran kartından ne olur demeyin. 1050 Ti ekran kartından Apu işlemciyi seçmemin sebebi bu. Şimdi burada fiyata fazla yüklenmemek için tabii ki ben bu sisteme 1660 veya 1660 Ti süper ekran kartı kullanabilirdim. Ama biz burada ne yaptık? Hem burada fiyatı alt seviyelerde tutmaya çalıştık. Yani uygun fiyata toplamaya çalıştık. Hem de verimli bir bilgisayar yapmaya çalıştık. Yani hem mining yapabileceğiniz hem de oyun oynayabileceğiniz yapacağınız ilk toplamaya toplamaya çalışırken yani bizim amacımız burada işlevleri yüksek olacak ama fiyatı düşük olacak. Bu yüzden ben burada hem Binita ekran kartını tercih ediyorum hem de APU işlemciyi tercih ediyorum. Yani ne olacak? Siz burada mining yaparken ne olacak? Hem işlemciden kullanacak hem de ekran kartından kullanacak. Bu da size bir avantaj sağlayacak. Hemen buraya Asus 1070 ekran kartını tercih ediyoruz. Bakın Asus GeForce GTX 1050 Ti 4 GB'lık 128 bitlik bir ekran kartı. Biz bu ekran kartını tercih ediyoruz. Çünkü şimdi burada ekran kartı ne kadar yüksek tutarsanız eğer mining yapacaksanız ekstradan burada ekran kartını ne kadar yüksek tutarsanız elektrik faturanız o kadar yüksek gelir. Bu yüzden biz ne yapacağız? Hem ekonomi olması açısından 1050 Ti ekran kartını kullandım. Hem de sistem fazla kendini yormasın. Daha fazla gelir kazanmanız için hem de daha iyi oyun oynayabilmeniz için Apu işlemci kullandım. Apu işlemci üstüne de bu ekran kartını kullandım. Şimdi umarım buradaki mantığı anlamışsınızdır. Ne kadarmış bu fiyatı? 3070 lira. Hemen şuraya bir 3070 lira daha ekleyelim. Yanlış oldu. O iyi yanlış oldu. Sil yanlış oldu. Ne demiştik? 986 lira yapmış diyor bir parçalar. Artı bunun üstüne ekran kartı ne kadardı? 3070 lira. Hemen şuraya 3070 lira da eklediğimiz zaman 5056 lira yaptı. Ekran kartını da aldık. Ne alacağız burada? Ne alacağız burada? Son olarak sistem için son olarak bize burada kasa lazım. Biz burada kasa, Rampage, Trapper modelini kullanacağız hemen şuraya. Rampage Trapper diye arattığınız zaman direkt zaten geliyor. Biz burada bu kasayı kullanacağız. Ne kadarmış bunun fiyatı? 1143 lira. Hemen şuraya 1100 43 lira da eklediğimiz zaman 6199 lira yaptı. Şimdi sistemimizi topladık. Bilgisayardan 6199 liraya biz sistemimizi topladık. Tabi siz bu toplamış olduğum sistemleri daha ucuza başka sitelerden bulabiliyorsanız alabilirsiniz. Şimdi biz burada 6199 99 üzere bu sistemi topladık mı? Bakın siz bu sistemle oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Hem de mining yapabilirsiniz. Şimdi size burada bu ekran kartıyla hangi coinleri kazabilirsiniz? Hangi coinler size ne kadar kazandıracak, Hemen burada sizlere göstereyim. Onu da şu siteden. Buraya what to Mine diye yazdığınız zaman şu siteye geliyorsunuz. Şimdi biz burada hangi ekran kartını kullandık? Biz burada 1070 Ti kullandık. Bakın. Pardon 1050 Ti. 1070 nereden geldi? 1050 Ti ekran kartını kullandık. Biz şu 1050 Ti ekran kartıyla Bakın şuradaki coinleri kasabilirsiniz. Şimdi bakın şöyle bir şey var. Şimdi siz 1050 ti ekran kartıyla bitcoin kazamazsınız. Size bu kazanç sağlamaz. O yüzden siz burada hangi coinleri kazmanız gerekiyor? Siz burada çok rahat bir şekilde şu bakın Raven coin'i kasabilirsiniz. Şimdi size burada bakın Binary TI size günlük ne kadar kazandırıyormuş 2.04 yani siz günlük Binary TI ekran kartı size günlük 2 dolar para kazandırıyor Raven coin kasarsanız 100 burada ne yaptık Apu sistemi toplayarak Apu işlemci kullandık size bu ne yapacak şimdi siz burada Raven coin'i kasarsanız işlemciden de size güç gelecek burada bu 2.04 dolar size olacak yani siz günlük 3 dolara yakın bir e, ücret kazanacaksınız burada 1050 TL ekran kartını kullanarak tabi siz bunun içinden elektrik parasına da düşün mesela atıyorum günlük 3 dolar kazanıyorsanız bunun 1 dolarını elektriğe düşün size bu günde ne yapar 3 dolardan 10 günde 30 dolar para yapar yani bu 10 günde 30 doların 10 dolarını elektrik parası olarak ayırdığınız zaman size 20 dolar 10 günde kar kalacak bunu ayla vurduğunuz zaman aylık 60 dolar kar kalacak 60 dolar da size aylık ne yapar hemen hesaplayalım 60 dolar. siz aylık 498 lira bir para yapar. Elektriği düştüğünüz zaman, elektriği düşmezseniz eğer işte aylık size 30 dolarda elektriğe verdiğinizi düşünün. 30 dolar ne yapıyor? 30 dolar size 249 lira yapıyor. 249 yani 90 dolar diyelim biz buna. 90 dolar 747 lira. Yani elektriği düştüğünüz zaman size 490 liralık bir meblağ alacak elinize. Bakın, Nvidia ekran kartıyla şimdi burada takası ne kadar veriyormuş? 2.15 dolar kan fluxu ne kadar veriyormuş 2.16 dolar görüyor musunuz hepsi farklı farklı tabi siz bu sistemle siz bu ekran kartıyla kesinlikle bitcoin kazamazsınız size bu tamamen zarar getirir yani elektrik parası gelir ama kazanç vermez o yüzden böyle düşük merbalı coinleri kazabilirsiniz bit çaşı da kazabilirsiniz burada bakın bitcoin gold var bitcoin goldu da kazabilirsiniz 1.56'ya işte demek istediğim buydu arkadaşlar hem oyununuzu oynayabilirsiniz hem de burada çok pahalı olmayan coinleri kazabilirsiniz tabi ekran kartım burada daha yüksek olsa veya iki tane ekran kartı kullansam artık kazancı siz hesaplayın diyorum. Yani burada ne kadar ekran kartı yüksek tutarsanız yani sadece bilgisayardan yapmak istiyorsanız mining sistemi değil de hem oyun bilgisayarı hem de coin kazabileceğim sistem toplamak istiyorum diyorsanız bu bilgisayar orta hallice ideal diyebilirim. Umarım videonun faydası olmuştur. Video beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz alt taraftaki kırmızı butona tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Düşüncelerinizi fikirlerinizi yorumlar kısmından bana belirterek karşılıklı fikir alışverişi yapabiliriz. Aklınıza takılan soruları da ve öğrenmek istediğiniz bazı konuları da yorumlar kısmından bana belirt. Sizlere yardımcı olacağımdan hiç şüpheniz olmasın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.